Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Yalova'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Yalova Deniz Makine'ye konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Rıdvan Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Rıdvan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, teşekkürler. Öncelikle efendim bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk efendim tekrar. Rıdvan Bey, ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Rıdvan Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu efendim? Denizcilik yapıyordum. Ben evet. Makine teknisyeni. Ortağım var, Rıfat Dilsiz. Makine mühendisi kendisi. Yıldız'dan mezun. Evet. Uzun süreler denizlerde Rıfat Bey çarçıbaşçılık, ben de ikinci mühendis olarak gemilerde görev yaptık. Belli bir kısa bir süre sonra karaya geçerek Rıfat Bey teknik müdür yardımcısı olarak, ben de tamir ekibinin ustabaşısı olarak görevde bulunduk. 27 sene hizmette bulunduk denizde. Evet. Ve kendi şeyimizi, firmamızı açıp denizdeki zorlukları gördüğümüzde ve kaliteli, iyi bir şekilde denize armatörlere, denize hizmet vermek için ve severek bu mesleği yapmaya başladık. Evet, şu an bu şekilde burada faaliyetlerimiz devam ediyor diyebiliriz efendim. Evet. Ben biraz da firmayı tanımak isteyeceğim efendim sizlerden. Burayı kaç yılında kurdunuz ve burada verilen hizmetler nelerdir? Bizim firma 3 senelik bir firma geçmişimiz vardır. Evet. Yalova Deniz Makine olarak kurduk firmayı. İki ortak olarak Rıfat Dilsiz ve Rızvan Karahasan adına kurucuları olaraktır. Evet. Şeyimiz, görevimiz burada yaptığımız faaliyetlere denizdeki makinelerin, gemilerin ana makinelerini tamir, hidrolik, pneumatik üzerine green tamir ve bakımları, onarımlarını, pompa, irgat, akla geldiği şekilde gemi hizmetinde bulunmaktayız. En fazla şu anda tersanelerde ve armatörlerde iş yapmaktayız. Evet. Aslında burada çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Hizmet sektöründesiniz. Hani kriterleriniz vardır sizin de, olmazsa olmazlarınız. Nelere dikkat ediyorsunuz efendim hizmet verirken? İş kalitesine dikkat ediyoruz. Güvene, güler yüzlüğe. Çok önemli değil mi? Yani şey ediyoruz. Karşı tarafın ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak. Evet. Ve karşı müşterilerimizi memnun etmek. Yani önce hizmet, ondan sonra ticaret diyoruz. Yani ticaret, yani kazanç olayı ikinci planda diyebilirim yani. Ama yapmış olduğumuz işten zevk alarak ve kaliteli olarak yapıp karşı tarafa sunmaktır. Evet, bence başarınızın sırrı işte severek yapıyorsunuz işinizi. Tabii, bir işi yaptığın zaman ilk önce zorluklarını görüp zorluklarından sonra o iş yapıp da başarıya ulaştığı zaman o yorgunluğunu da üzerinden atmış olursun. Değil ve mi? Daha başarılı olursun. Yarın daha ne yapabilirim diye gayretine gidilir. Kesinlikle. Peki bu bölgelerle mi çalışıyorsunuz Rıdvan Bey genelde? İstanbul bölgesi artı Yalova bölgelerinde ve tersanelerde ve yabancı firmalara iş yapıyorum. Yani gemi amatörlerine, büyük firmalarla iş yapıyoruz. Peki toplam... Türk personel şeylerinden var, amatörlerine. Evet. Toplamda kaç personelle çalışıyoruz? 15 kişi var bende çalışan. 15 kişi elemanlarım, tecrübeli ve deniz hizmeti yapmış, çakçıbaşılık, ikincilik ve makine ustası olarak görev yapmış arkadaşlarımızdan mevcutuz. Evet, ciddi bir istihdam ama. Bu da bizim başarımızı simgeliyor. Kesinlikle, yani 15 kişilik bir kadro, ciddi bir istihdam sağlıyorsunuz bölgede. Evet, doğrudur. Şu anda buradaki büyük tersanelere bakıyoruz. Evet. Şu anda elimizde 3 tane büyük tersanede hizmet vermekteyiz. Evet. Artı yabancı firmalarla da hizmetimiz var. Peki hedeflere ulaşabildiniz mi? Yani bu yola çıkarken buraları hayal ediyor muydunuz? Daha ulaşamadık, yavaş yavaş emin adımlarla devam edeceğiz. Hedef de bitmiyor değil mi aslında? Hedef hiçbir daima bitmez. Her daima
bir şeyler çıkar. Yani her biri yeni hedef ulaştığımızda bizler için yeni bir hedef doğuruyor diyebiliriz. Evet, doğrudur. Biz bu yolda başarılar diliyorum Rıdvan Bey sizlere. Teşekkürler, iyi çalışmalar. Çok sağ olun efendim. Buradan son olarak müşterilerinize, ekran başındaki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz efendim? Aktaracağım müşterilerime gelip bizden tanışmaları ve hizmetlerimizi görüp bizi takdir etmeleri. Biz de selamlarımızı gönderelim. Herkesi bu aile yerine davet edelim. Herkese kapımız açıktır. Hoş geldin diyoruz tekrar. Çok sağ olun efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize, Yalova'ya katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Yalova'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Yalova Deniz Makine'ye konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.